Size göre hangi sonuçlar ortaya çıkabilir? Öncelikle bu FETÖ borsasının kamuoyuna gündeme ilk gelişi biliyorsunuz bir AKP milletvekilinin dillendirilmesiyle bu adla anılmaya başlandı ama 15 Temmuz sonrasında sürecin netlememesi, özellikle Fethullahçı yapılanmayla mücadelede hatta bunu biraz daha geriye götürmemiz lazım. O süreçte sürecin iyi yönetilememesi, özellikle yargının tarafsız, bağımsız davranamaması nedeniyle bu tarz bir FETÖ borsası olarak adlandırılan kirli ilişkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdı. Eğer yargı etkin çalışabilseydi aslında bunların hiçbiri olmayacaktı. Yani yargıya olan güvenin işte son yapılan kriterlerle birlikte işte 150 ülke, 110 ülke içerisinde işte 150'sa bunlar doğal olarak gelecektir gündeme. Burada bir kere bunu tespit etmemiz lazım. Esas olan yargının tarafsız ve bağımsız çalışması. Burada tabii ki ilk önce siyasetin yargı üzerindeki belirleyiciliği bence burada çok etkin. Çünkü en son iki gazetecinin ihraç edilen bir takım kamu görevleriyle ilgili referans olup onların göreve iadelerini sağlamış olması bile aslında informal olarak, hukuk dışı olarak bir mekanizmanın çok güçlü bir şekilde devam ettiğini de ortaya koymuştu. Aslında bu tarz kirli ilişkiler hep olur. Ama bu adla adlandırılan ve bir çeşit sermaye transferine de yarayan, zenginleşme aracılığına da dönmüş çok yaygın bir ne diyelim pratiğin hayata geçtiği ortada. Sadece tek bir dava değil bu. Biliyorsunuz İstanbul'da bununla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı açığa alınmıştı. Haklarında dava açıldı. Meslekten ihraç edildi. İzmir'de gene benzer bir süreçte eski AKP il başkan yardımcısının öldürülmesine kadar varan uyuşmazlıklar oldu. Kabaca mekanizma şöyle işliyor. Bir kişiye işte ilk önce onun Fethullahçı olduğuna dair ya medyada haber çıkarıyorlar ya da şikayet mekanizmasını başlatıyorlar. Daha sonra da bunun işte kamu görevlileri tarafından kurtarılacağı gerekçesiyle bağ kuruyorlar bu kişiyle ve o da inanılmaz bir takım maddi menfaatleri bu kişilere sağlamış oluyor. Kabaca bu. Peki Sayın Caner. Sayın Caner. Burada şu soruyu sormak gerekir o halde. Miladından itibaren işaret ettiğiniz döneminden itibaren kurulmaya başladığından itibaren sistem kimler dahil olmuş olabilir? Birinci soru bu geliyor akla elbette. Somut bir yanıtı olmasa da. İkincisi benim aklıma şunu da getiriyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın da iddiaya konu ettiği telefon görüşmesi, bir gazeteciyle Veys Ateş'le yaptığını öne sürdüğü o telefon görüşmesinde de bir klikten söz ediliyor bildiğiniz gibi. O klik aracılığıyla bazı para transferlerinin gerçekleşmesi durumunda yargı yolunu kolaylaştırabileceğinden söz ediliyor. İddia bu yönüyleydi. Bir türlü tam ses kaydını dinleyemedik ama iddialar bütünüyle ses kaydını dinleyen gazeteciler tarafından da bu şekilde anlatıldı bizlere. Aslında Sezgin Baran olayını bu FETÖ borsası olayı içerisinde değerlendirmek çok doğru değil. Sezgin Baran Korkmaz kendi üzerindeki bir takım soruşturmaları, tedbirleri hukuk dışı yollarla çözmek istediği için kendisi o mekanizmayı kullanıyor. Yani kendisine dönük önce bu tarz bir suçlama falan yok. Tekrar vurgulamak istiyorum. FETÖ borsası diye adlandırdığımız şey insanların öncelikle bir Fethullahçı yapılanmayla ilişkili olarak gösterilip daha sonra bu durumdan, soruşturmadan kendilerini kurtaracağı vaadiyle onlar da menfaat elde edilmesi. Tabii ki somut yanıtı var. Kimler bu işe bulaşmıştır? Bir kere burada güvenlik bürokrasinin, yargının ve siyasetin dahil olmadığı bir mekanizma çalışmaz. Çünkü eğer şikayet gittiyse oraya, oradan kişiye yani parasına çökmek istedikleri, şirketine çökmek istedikleri kişiye o güveni vermek için onunla senkronize bir şekilde yargıdan da karar almaları lazım. Hatta bu o kadar ki FETÖ borsası dediğimiz gerçekten Fethullahçı yapılanmayla ilişkili kişileri de bir mekanizmaya dönmüş durumda.
Yani bakıyorsunuz çok FETÖ ile açıkça ilişkili olan bir takım iş adamları ayaklarına taş değmiyor. O altından da bunlar çıkıyor. Anlaşılıyor ki birileri kurtarıyor bunları. Dolayısıyla ikili bir mekanizma var gibi ama somut olarak kimlerin bulaşmış olabileceğine dair çok somut bir yanıt var. Yargı, güvenlik bürokrasisi ve siyaset. Bunlar olmadan mümkün değil. Burada tekrar şeye vurgu yapmak istiyorum. Eğer yargı mekanizması gerçekten hızlı, adil, etkin bir şekilde çalışabilmiş olsaydı bunlar kesin yaşan yurttaşlar kendilerine gelen bu tarz talepleri, bu tarz suçlamaları ya nasıl olsa bağımsız bir yargı var, benim bununla hiçbir alakam yok. Dolayısıyla oradan ben atlanarak çıkarım deyip işte bu tarz çetelere aktarmazlardı. Dolayısıyla bu FETÖ borsası dediğimiz olgu aynı zamanda yargının geldiği aşamayı da siyaset, yargı, mafya ilişkilerinin de çok somut bir göstergesi. Sedat Peker'in söylediği bunlardan sadece birisi. Biliyorsunuz tekrar vurgulamak istiyorum. İzmir'de açıldı, Bursa'da açıldı, Evet. Adana'da açıldı ve bunlar sadece işte insanların cesaretlerini şikayet edebildikleri. Hani bir telefonla dolandırıcılık bir ara çok yapılıyordu. Yurttaşlara telefon ediyordu dolandırıcılar. İşte hakkınızda terör örgütüyle Evet. bağlantı olduğuna dair bir soruşturma var. İşte hesap numaranız ya da cep telefonunuz kullanılmış. Eğer şöyle şöyle yaparsanız biz sizi buradan çıkarırız ya da soruşturmayı yapabilmemiz için sizin şifrelerinize ihtiyacınız var. Şimdi bu biraz daha sofistike, biraz daha organize bir hale gelmiş durumda. Dediğim gibi Sezgin Baran'ın olayı kendisine dönük adli süreçlerden Ben yapıları kastediyorum kurtulmak için Sayın Caner. yapılmış gibi. Yanlış anlaşıldım galiba. Yapı anlamında kliklerden ve lobilerden bahsediyor da bazı işleri çözebilmek adına. Şimdi burada maalesef bir tartışmayı daha hatırlatmak istiyorum. Hatta İstanbul'dan bir hakim Buyurun. arkadaşımız bunu dile getirdiği için soruşturma geçirdi. Yargıda da bir takım grupların olduğu ve hem davalara müdahale ettikleri hatta bazı davalara özgü atamalar yaptıkları dillendirildi. Bir hakim arkadaşımız gerektiğini söylediği için hakim hakkında soruşturma açıldı. Nedir o? Biliyorsunuz bir İstanbul grubu meselesi vardı. İşte özellikle İstanbul eksenli avukat işte hakim savcılardan oluşan bir yapının yargıyı tabiri caizse yönlendirdiği, özellikle önemli davalarda yönlendirdiği. Tüm bunlar o işte belki buna klik denilebilir. Soruşturulması gerekirken tam tersi bunu dillendirenler soruşturuluyor Türkiye'de. Örneğin Yargıçlar Sendikası'nın eski başkanı Mustafa Karadağ da bu iddiayı dillendirdiği için sadece bunun soruşturulması gerektiğini, yargının üzerindeki bu şaibenin kaldırılması gerektiğini söylediği için onların üzerine İnanılmaz. gidiyor. O zaman dönüyoruz son zamanlarda en çok sorulan soruya. Bu konuların üzerine gidecek bir yargı mekanizması şart. Yani ve böyle giderse yargıya güvenin yerlerde süründüğü yerlerde bugün FETÖ borsası çıkar, yarın başka bir borsa çıkar ve alabildiğine mafya, siyaset, yargı ekseninde maalesef bu rezillikleri çok yaşarız. Sayın Caner, son soru. Bugün üzerine gidilir gidilmez iddialar ciddiye alınır alınmaz. Orası bugün için yargının işi gibi görünüyor ama yaptığı yapmadığı takdirde. Fakat ben şunu sormak isterim. Birkaç yıl sonra, 3-4 yıl sonra, 6-7 yıl sonra yargı üzerine gitmeye karar verdiğinde, bakması gereken yere baktığında delil niteliğinde yine de bulacak mı bir şeyler? Bu tarz suçların delillerinin kaybolması çok kolay değil. Onun için yurttaşlarımız umutsuzluğa kapılmasınlar. Yani eninde sonunda eğer gerçekten bunların üzerine gidecek bir arınmayı hedefleyen bir etkin yargı mekanizması inşa edilirse bunların delillendirilmesi de çok kolay olacaktır. Çünkü artık birçok şey kayden yapılıyor, kayıtları kaybolmuyor. Banka havaleleri oluyor. Kaynağı belli olmayan servetlerin peşine çok kolay düşünebiliyor. Hali hazırda zaten yasal zeminimizde var. Örneğin
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasamız var. Orada kamu görevlilerinin edindikleri mal varlıklarının hukuka ve ahlaka uygun olarak edindiklerini ispatlaması gibi bir hüküm var. Yani bir kamu görevlisi mal varlığında bir artış varsa bu artışın kaynağını kendisi açıklamak zorunda ve o kaynağında hukuka ve ahlaka bu bile başlı başına zam olursa olsun bunların peşine düşmek ve delillendirmek için yeterince bir şey sağlayacaktır, zemin sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için bu da umutsuzluğa gerek yok. Sonuç alınıp alınmasına bakmadan hem medyanın hem yurttaşımızın bu iddiaların üzerine gidip bu suçla, suçlulukla, bu kirli toplumla, kirli yapıyla mücadeleyi aynı zamanda siyasallaştırmamız, toplumsallaştırmamız lazım. Bu baskı bir aşamaya ulaşırsa zaten mevcut yargı bile bunun üzerine gitmek zorunda kalacaktır. Çünkü toplumsal baskı orayı da yönlendirecektir. Aksi takdirde ileride kendilerinin de sorumluluğu gündeme geleceği için hareketsiz kalamayacaktır. Onun için tüm yurttaşlarımız ya ne yapalım, niye üzerine gidelim, zaten bir şey olmuyor gibi bir umutsuzluğa kapılmamaları lazım. Kayda geçecektir. Kayda geçtikten sonra da bağımsız, tarafsız yargı eninde sonunda harekete geçecektir diye düşünüyorum. Bunu Türkiye birkaç kere yaşadı. Örneğin Fethullahçı yapılanmanın yargıya hakim olduğu dönemde hiç kimse bu kadar kısa sürede bu sonuca varılabileceğini herhalde öngöremiyordu. Yani o zaman da yaratılan tahribat 40-50 yılda belki düzelmeyecek gibi bir umutsuzluk vardı ama şimdi o kumpas davalarının müsebbiplerini birçoğu hesap veriyor. Tabii orada şu rezervi de düşmek şart. Bu hesap sormanın da adil ve etkin olması lazım. O anlamda şu anda yaşanan FETÖ borsası ile ilgili spekülasyonların bir kaynağının da Fethullahçı yapılanmayla olan mücadeledeki yanlış taktikler olduğunu düşünüyorum. Onu da göz ardı etmememiz lazım. Peki. Sayın Cihanlar, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.